Bir dinleyelim kendisini. Çalışıyor galiba aynı zamanda. Duyuyor musunuz beni? Evet, duyuyorum. Şimdi siz Burak'la 2012 ifadenizden biliyorum 2014 yılları arasında 2 yıl boyunca sevgili oldunuz, doğru mu? Arkadaşlık, evet, aynı yerde çalışıyorduk. Ben arkadaşlıktan öte bir ilişki olduğunu biliyorum. Çünkü ifadenizde diyorsunuz ki 2012 yılında yaz aylarında Burak'la sevgili olduk. 2014 yılında kadar devam etti diyorsunuz. Evet. Yakınlaşmışsınız epey. Şimdi Burak nasıl biriydi? Televizyonda gördüğümüz gibi, anlatıldığı gibi biri değildi. Biz öyle o şekilde tanımadık zaten kendisini. Kendi halinde biriydi. Evet, neşeliydi, esprili biriydi. Hı hı. Ama bu şekilde biri asla değildi. Yani hiç görmedik. Yani aynı kişilerle de, çalışan kişilere de sorarsanız kendisinden hiç böyle hareketler görmemiştik. Burak o dönemde madde kullanıyor muydu peki? Ya Burak yaygara yapmayı severdi ama kullandığını hiç görmedim. Biz uzun süre beraber çalıştık aynı yerde. Madde kullandığını hiç görmedik. Ama bunun hani kullanıyormuş gibi şakasını yapardı. Fakat şunu söylüyorsunuz. Ben evet madde kullandığına şahit olmadım. Fakat iş yerinde Emre isimli arkadaşım bana Burak yasaklı madde kullanıyor. Senin onunla ne işin var diye sizi uyarıyorlar. Evet, ben gözümde görmedim. Hani ama bunun yaygarasını yapıyordu. Yani söylenenlere inanmadım. İnanmadınız. Peki sizin yanınıza geldiğinde Burak her zaman işte bir yasaklı madde, şöyle bir yani 2 yıl çıkmışsınız. Epey uzun bir zaman yani, çünkü 1 ay 2 ay değil yani. Evet. Peki neden ayrıldınız peki Burak'la? Ya, daha sonrasında bu olaylarını duyduktan sonra, ya zaten biz çocuktuk. Ben 15-16 yaşlarındaydım o zaman. Tamam. En fazla 2 sene sürdü. Daha sonrasında da ayrıldık. Burak da tesisteki işi bırakıp gitmişti. Hangi olayları duyduktan sonra ayrıldınız? Madde olayları ile ilgili, evet, sizi uyardıktan, evet, sonra mı? Evet, evet. O aynı dönemde madde ticareti yaptığı da söyleniyor. Bunu tabii İlknur söylüyor. Anladım. Yani biz hiç çalışmazdı diye düşünüyorum ben. Hani çocuk orada yatıp kalkıyordu. Ha, orada yapıyor mu yapmıyor mu onu bilmiyoruz tesiste, ama madde ticareti yaptığı konuşuldu. Bu iddialar gündeme geldi. Anladım ama yani biz gözümle görmedim. Yani inanmadık. Olsa illa ki hani şahit olurduk. Çünkü sürekli 7-24 orada yatıp kalkıyordu. Evde her şey tesis olmuş. Peki sizi annesiyle tanıştırdı mı? Teyzesiyle tanıştırdı mı? Yok yok, hayır. Hiç kimseyle tanıştırmadı? Yok, hayır. Daha sonrasında Ekim ayında 2020 yılında öldürülmeden bir 4-5 ay 6 ay önce sizle bir temasa geçmiş. Nereden ulaştı size? Instagram üzerinden yazmıştı bana. Ya ben de zaten hani daha öncesinde çocuk olduğumuz için çok ciddiye almamıştım. Hani normal yine konuşmuştum arkadaşım olarak. Hı hı. Geçmişe dair bir şeyimiz olmadığı için. Kardeşlerim de eklemişti aynı zamanda. Evet. Bana eşini bize getireceğini, çünkü babama baba derdi kendisi ve hani eşini getirip tanıştıracağını falan söylemişti. Babamın üzerinde hakkı çoktur kendisinin. O da hani bir ara getirip eşini tanıştırmak istediğini söylemişti. Ben babanızı tanıyorum zaten. Tanıyor musun? Evet. Hı hı. Şu an hala orada çalışıyorum, bilmiyorum da orada o sırada çalışıyorum. Ama size yazdığında siz Seher'le evli olduğunu biliyordunuz. Evet evet, biliyordum. Zaten size, hani evli olduğunu biliyorum ve hani eşini getireceğini de söylemişti bize. Ama size bazı ben seni çok sevdim diye mesajlar da yazmış. Evet, öyle şeyler de yazmış. Lütfen. Peki bana söyleme gereği neden duymadın? Yani ben huzur kaçırmak istemedim. Aynı zamanda kendisine de o cevap, o mesajlarına cevap vermedikten sonra kendisi eşini getireceğini söylemişti bana. Hani getireceğim, yol üzerinden gelip geçiyoruz, tanıştıracağım falan söylemişti. Peki o mesajlardaki amacı tekrar sizinle sevgili olmak mıydı? Tekrar sizinle yakınlaşmak mıydı? Neydi amacı sizce? Yani büyük ihtimal öyle sanırım. Çünkü neden yapsın ki? Peki sonrasında tekrar size bir daha mesaj atıyor. Ama yani sonrasında yazıyor ve ben daha sonrasında cevap vermedim kendisine. Hayır, sonrasında bir yerde bir şahısla kavga ettiğini ve beyzbol sopasıyla dövdüğünü. Evet, bu, evet. Biriyle kavga ettiğini, beyzbol sopalarıyla onu dövdüğünü ben bu Seher'e söylemiştim zaten. Bu kamera kayıtlarına bakıldı, öyle bir şey yok. Aha, ama bana böyle anlatmıştı kendisi. Demek ki ya yalandı, bilmiyorum. Peki ama yani aslında bir yerde bir beyzbol sopasıyla bir kavga yok. Cezaevine girme durumu söz konusu değil. Hatta işte ne söylüyor? Şu, oturalım bir kez görüşelim, oturalım demiş. Fakat kabul etmemişsiniz. Olay, evet, olmadan 10 gün önce de benden yine dinlenme tesislerinde çalışan Hüseyin diye birinin telefonunu istemiş sizden.
Doğru mu? Evet, evet ama ben kimsenin numarası olmadığı için vermedim ve hatta öldürülmeden bir gün önce yine yazmıştı bana. Hı-hı. Ben kendisini en son terslemiştim. Daha sonrasında bana kardeşim diye mesaj yazmaya başlamıştı. Ya birincisi de, şimdi o tesislerde niye yatıp kalkıyordu? Orada niye kalıyordu sizle sevgiliyken? Niye evine gitmiyor? Çünkü o tesislerde Afyon'da değil mi? Hı. Evet, servis yoktu. Bu boşlukta çalışıyordu ve tesiste yatıp kalkıyordu onun için. Ha, servis de yoktu, o yüzden yatıp kalkıyordu. Evet, uzaktı, bayağı uzaktı. Ne kadar uzaklıktı Abdurrahman köyde sizin evinize? 50-60 kilometre vardır abla. 60 kilometre. 50-60 vardır. Şimdi biz ne olacak? Ben de burada eve gidiyorum, 45 kilometre yani. Ama bizim orada her gün araba yok ya. Ha, dinlenme tesisi, oradan sürekli araba gelir gider, ne olacak servis yani? Servis yok. Servis yok diyordu. Yani bilmiyorum, eve mi gelmek istemiyordu? Bir dakika canım benim. Erdi zaten gelip gitse her gün nasıl gelip gidecek abla? İnsan evinde rahat eder. Sürekli mi orada kalıyordu peki orada dinlenme kalıyor tesislerinde? Evet evet, bir 15-20 güne bir, belki ayda bir evine giderdi öyle. O da normal değil. Kaç yaşında o zaman? Kaç yaşında evet? 14 yaşında falan başlıyor diye biliyorum. Yani. Tesisi. Senle tanıştığında da işte 20 yaşta, 25, 23, 23 yaşlarında, 17-18 yaşlarında falan. Küçük çocuk aslında yani, daha delikanlı daha doğrusu. Ya aşçılığa özeniyordu zaten. Devam. Bir ay ya, bir ay insan eve niye gelmez? Bir ay annesiyle orada Ayşe Hanım'la arası nasıldı o sırada? Annemle iyiydi arası. Hı? Çok iyiydi. İlk Nusen'le arası nasıldı o zaman? Anne de iyiydi o zaman. Annemle hiç kötü olmadı. Anneyi de çok düşkün bir çocuk. Onu da ya, ama o dönemde çok düşkün olan bir çocuk bir ay şey yapmıyor yani. Evet. Gitmiyor. Niye o kadar kalıyordu dinlenme tesislerinde? Ne yapıyordu orada? Çalışıyordu herhalde. Ben tam hatırlayamıyorum, o şeyleri küçüktü ya. 5-6 saatlik yol değil ki. 60 hayır hayır, küçüktü de hani orada gidip gelmek sorun oluyor diye şey yapıyordu hep. Hatta bir ara kim birine vermiş herhalde iş yerinde. Ölmeden önce de size yine ayın kaçında, 18 Ocak'ta. Bir de 19 Ocak'ta yine sizinle temasa geçmeye çalışmış, doğru mu? Evet evet doğru. Bana kendisi sahte hesaplarından da yazmış ama ben onun olduğunu bilmiyordum. Zaten polis arkadaşlar telefonumu aldıklarında gördüler. Bana da o zaman söylediler onun da buranın hesabı olduğunu. Kalhazları hesabından falan. Daha çok ulaşmaya çalışmış ama cevap vermediğim için ben o kişinin de Burak olduğunu bilmiyordum. Ben zaten daha sonrasında Burak bu tarz mesajlar atınca da cevap vermedim. Bir gün öncesinde yine gecesinde yazdı diye hatırlıyorum kardeşim diye. Ona da cevap vermedim daha sonra. Peki Burak'ın sizden yani tekrar bir araya sevgili olmak gibi bir talebi olduğunu anladıktan sonra bunu açık açık, sen evlisin, neden bunu yapıyorsun ya da eşi, yani evet, Seher'le ilgili bir şeyler konuştunuz mu? Evet, o şekilde söyledim zaten kendisine, hani sen evlendin, kaç sene geçti, çocuktuk, bu tarz mesajlar atmanı istemiyorum, görüşmeyelim. Ve seni seviyorum demiş yani, eşimi sevmiyorum o yüzden mi? Yani Seher şunu öğrenmeye çalışıyor. Yani Seher'i sevmediğini söyledi mi size? Yok hayır hayır. Kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Ya zaten öyle mesajlar attıktan sonra geçmişe de bağlı şeyler söyledi bana. İşte neden böyle ayrıldık, neden dedim. Hani çocuktuk zaten. Ne kadar ciddiye alabilirsin ki 15-16 yaşındaki bir ilişkiyi. Çocuktuk, böyle olması gerekmiş. Evlendin bak dedim, ben de böyle bir durumum var. Daha fazla üstüne düşme dediğinde tersledikten sonra işte birkaç gün sonra yine kardeşim nasılsın falan gibi yaklaşmaya çalıştı ama ben bir daha cevap vermedim. Sen hangi hesabından yazdı? Burkaç hesabından mı? Yok yok hayır, kendi hesabından. Diğer hangi sahte hesaplardan yazdı? Tahfazlara hesabından yazmış bana mesajlar. Onları Facebook üzerinden yazıyor. Ne yazıyor sonra peki? Işte, sahte hesaplardan size ne yazıyor? Merhaba selam falan yazmış. Onları ben tanımadım. Şimdi hani okumamıştım bile o mesajları. Polisler söylemişti bu kişiler de Burak diye. Ya çok ilginç. Hangi ruh haliyle? Zaten yazışıyor seninle. Talazara'dan evet, niye yazmaya çalışıyor? Yani siz ne hissetmiş polisler söylediğinde? Hani böyle buradan da yazmış sana deyince. Ne düşündün? Ya beklemiyordum hiç Burak'ın bu tarz şeyler yapabileceğini, sahte hesap açtı. Zaten bana kendi hesabından yazmış bir de sahte hesaptan. Amacı ne diye düşündüm. Hani acaba evli olduğu için buradan şey yazıp da yazamadı da buradan bir süre konuşup daha sonra mı kendisinin Burak olduğunu söyleyecekti diye düşündüm. Ekim ayında yazmaya başlıyor. Sonra devam ediyor değil mi? Öldürülünceye kadar devam evet, ediyor. Evet, aynen. Bir gün öncesine kadar devam ediyor.
Peki ne sık aralıklarla yazıyordu size? Yani aynı zamanda çünkü başka bir arkadaşına daha yazıyor. Ayşe ile işte Ayşe evine getiriyor. Aynı dönemde Deniz'i evine getiriyor. Yani sürekli böyle birileriyle şey içerisinde. Evet. Bir arayış içinde miydi? Açık sorayım ya. Yani Seher'den hoşlanmıyordu bunu ya da sizlerle tekrar bir araya mı gelmek istiyordu? Bunu hissettin mi sen? Çünkü artık yani Seher'de bu... Seher'cim bunları bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Çünkü ya bu çocuk bir şey yapmaya çalışmış yani. Ya sanırım Burak eski günlerini özlüyordu. Çünkü hani teyze çok mutlu, neşeliydi. Sanırım evlilikte aradığı mutluluğu mu bulamadı bilmiyorum artık. Hani sürekli eski teyzesinden muhabbet açmaya çalışıyordu bana. Dedim hani ben de bıraktım artık. Hani hiçbir şey eskisi gibi değil. Hayatlarımıza bakalım diye söylemiştim ben de kendisine. O zaman o kadar çok yani sen bunu söylemek için bir şeylerin orada Burak'a yazmış olması gerekiyor size. Evlilikte aradığı neydi mutluluğu. Bahsetti? Mutluluğu bulamadığını nasıl düşündünüz? Ya çünkü sürekli tesisin konusunu açınca gelmek istediğini söyledi. Tekrar tesiste çalışabilir miyim falan diye mesaj attı bana. Ben de dedim hani Denizli'de işim yok neden geri geleceksin zaten hani burada çok da iyi şekilde gitmedin buradan demiştim. Bundan ne zaman bahsetti? Yani seyri bırakmayı düşünmüş anladığım kadarıyla o zaman. Doğru evet, anladım. Evet ben sonrasında evlisin sen ne yapıyorsun dediğimde hani Seher'le ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Evlilikle ilgili mutlu değilim de demiyor. Üstünü örtüyor. Hani hı-hı, farklı konuların muhabbetini açıyordu. O zaman Seher senden ayrılmayı düşünmüş bu çocuk. Ayrılmayı düşündüyse neden söylemiyor ki? Onun yerini mi yapmaya çalışıyor? Bir şey daha sormak istiyorum. Seni son kez göreyim demiş sana. Evet. Onu neden dedi? Hani nasıl açıldı? Hani bir şey mi olacak? Neden son kez diyor? Bu mesajlarını attıktan, terk ettikten sonra bari son bir kez görmeme izin ver falan demişti bana. Bir kere buluşalım demişti. Ben zaten hani niyetini açıkça anladıktan sonra bayağı sert bir şekilde terkledim kendisini. Daha sonrasında bana kardeşim ya yanlış anlıyorsun falan dedi ama zaten açık açık mesajlar attığı için kardeşim demesinin bir anlamı kalmadı bana. Ah, Abdurrahman sen tanıyor musun telefon altındaki kişiyi? İsmini